Değerli konuklarım, hoş geldiniz. Oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı ve çağrı cihazlarınızı kapalı konuma getiriniz. İyi seyirler. Yaslamış sırtını zamanına kışına, duruyor. Ya da Tanrı'nın kerametini akıl erdirmeye çalışıyor. Ve soruyor kendi kendine. İnsan ne içindir? İnsan ne içindir? Ama gerçekten soruyorum sizlere. İnsan ne içindir? Böyle davranmaz. İyi bir insan, vicdanı rahat bir insan. Sen de bir şeyler söyle Wojciech. Hava nasıl bugün?
Kötü yüzbaşım, kötü. Rüzgar var. Rüzgar? Ben de duyuyorum, bir şeyler esiyor dışarıda. Karı görmüşe çeviriyor bu rüzgar beni. Lodos Poyraz'dan istiyorum onu da, ha? Ha? Evet yüzbaşım. Ha! Lodos Poyraz mı? Lodos Poyraz mı? Ah çok aptalsın. Korkunç bir aptal! İyi bir insansın sen Wojtek, iyi bir insan, iyi. Ama çok düşünürsün, bu da bitiriyor seni. Ah! Wojtek? Sende ahlak yok. Ahlak! Yani bilirsin insan ahlaklı olunca. Yani demek istiyorum ki ahlak iyi bir sözcüktür ahlak. Ama kilise kutsamadan olmuş senin çocuğun. Ah! Garnizonun saygıdeğer papazı söylüyor. Ben söylemiyorum. Kilise kutsamadan olmuş. Yüzbaşım, ulu tanrı zavallı bir kurtçuğu kabul etmek için o yaratılmadan önce amin denip denmediğine bakmaz ki. Tanrı der ki, bırakın çocuklar bana gelsinler. Wojtek! Neler söylüyorsun? Ne garip bir karşılık bu böyle. Şaşkına çeviriyorsun beni verdiğin karşılıklarla. Hem ben son dedim mi? Ben son dedim mi? Bakın yüzbaşım, para para. Kimin parası yoksa. Hadi yalnızca ahlakla getirin insanı dünyaya da görelim. Ama eti de var, insanın kanı da var. Yine de mutsuz kılınmış bizim gibiler bir kez. Hem bu, hem öbür dünyada. Bana öyle geliyor ki, göğe de çıksa yalnızca gök gürlemesine yardım ederdik biz. Etle kan ha. Wojtek, Wojtek, sen de erdem yok. Erdemli bir insan değilsin sen. Ama erdem Wojtek, erdem! Evet yüzbaşım erdem. Ben ulaşamadım henüz ona. Biz sıradan insanlarız. Erdem bulunmaz ki bizde. Ama ben de isterdim erdemli olmak. Benim de kuyruklu ceketim, saatim, şapkam, eldivenlerim olsaydı, kibar sözler söylemesini bilseydim. Ben de isterdim erdemli olmak. Ama yoksul bir adamım ben yüzbaşım. İyi Wojtek, iyi. İyi bir insansın sen. İyi bir insan. Ah, çok yordu benim konuşma. Hadi, git artık. Önüme koşma. Evet yüzbaşım. Yavaş yavaş. Evet yüzbaşım. Güzelce. Yavaş yavaş iniyorlar aşağı. Evet. Yavaş yavaş. Yuvarlanıyor geceleri. Kaç bak. Kaç bak. Sen misin Frans? Gel içeri. Gelemem. Yoklama var. Çalı çırpı topladın mı yüzbaşıya? Evet Mali. Neyim Ay Frans? Alak bulak olmuşsun. Marie, yine bir şey oldu. Hem de çok. Şöyle yazmaz mı kitapta? Orada bir duman yükselir. Ocak dumanı gibi. Lan sen de. Ardından geldi. Şehre kadar. Elle tutulmaz, gözle görünmez. İnsan aklında neden bir şey? Ne olacak bunun sonu? Frans! Gitmeliyim. Hoşça kal. Ne adam? Hayal gibi dolaşıp duruyor ortalıklarda. Aklını kaçıracak bunlarla. Ne dişi be? Tanrı erkek. Mükemmel bir dişisin sen de. Hadi! Hadi gel! Küçük bando çavuşları yapalım. Bırak! Bırak beni! Yabani! Hadi. Hadi sarıl bana ha. Şeytan bakıyor gözlerinde. Orospu. Ah,
taşlar. Mutlak altındır bunlar. Dansa gittiğinde nasıl duracak acaba? Hoş. Bizim gibilerin ancak bir köşeci olur bu yerlerinde. Bir de kırık ayna parçası. Ama yine de, yine de boylarınca aynaları olan ve ellerini o yakışıklı beylere öptüren kibar hanımlarınkinden çok daha kırmızı dudaklarım. Ah, yalnızca yoksul bir dişiyim ben. Nedir onlar? Hiç. Kulağında takılı işte. Bir küpecik buldum. Ben hiç bulmadım böyle bir şeyi. Hem de ikisini bir arada. Orospu muyum ben? Ha? Orospu! Peki Mary. Gidin dur güneşin altında. Uykunda bile terle. Mary, al sana para getirdim. Yüzbaşım verdi. Terle arkadaşını Prens. Gitmeliyim. Hoşça kal. Biz yoksul insanlarız Mary. Yoksul. Yine de kötü orospunun biriymişti. Bu dünyadaki kadın, erkek, hepsinin canı cehenneme, hepsinin. (Gülüyor)